Merhaba sevgili çocuklar, telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinin dördüncü telafi dersini işleyeceğiz. Konumuz ise paralarımız. Ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Kağıt para ve madeni para diye ikiye ayrılır paralarımız çocuklar. Kağıt paralarımızın üstünde yazan sayıları biliyorsunuz. 5, 5 TL olarak, 10, 10 TL olarak belirtilir. 20, 20 TL olarak, 50 ise 50 TL. Tabii daha büyük kağıt paralarımız da var ama şimdilik bunları bilmeniz yeterli. 5 TL'nin ön yüzü ve arka yüzü, 10 liranın 10 TL'nin ön yüzü ve arka yüzü, 20 TL'nin ön yüzü ve arka yüzü ve 50 TL'nin ön yüzü ve arka yüzü gördüğünüz gibidir çocuklar. Bir de madeni paralarımız var. Bunlara biz kuruş ile ifade ediyoruz. 1 kuruş, üstünde 1 yazıyor zaten. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş var, 50 kuruş var ve madeni paralarımızın içinde de kuruş olarak ifade edilmeyen ve TL olarak ifade edilen tek para 1 TL'dir çocuklar. Günlük hayatta paralarımızı birçok alanda kullanıyoruz sevgili çocuklar. Türk lirasının kısaca TL, kuruşu ise kısaca KR olarak gösteririz. Türk lirasının işareti, simgesi de şu şekildedir sevgili çocuklar. Bilgi kısmını geçtikten sonra şimdi ise etkinlik kısımlarına bakalım. Şimdi görmüş olduğumuz sayıları bir arada yazacağımız bir etkinlik aslında bu. Örnek verecek olursak, şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim kağıt, demir bunları nasıl toplayacağız, nasıl yapacağız, nasıl yazacağız bir arada? Hiç kafanız karışmasın. Bunları sayıya çevirin sadece çocuklar. Ama bir dikkat etmeniz nokta var ki sonunda eğer TL varsa TL bölümüne, kuruş varsa kuruş bölümüne yazmalısınız. Mesela bunların ikisi de TL değil mi? Biri 10, biri de 1 TL. İkisi de aynı olduğu için alt alta yazıp toplayabilirim sevgili çocuklar. 10 ile 1'i toplarsak 11 neydi bunlar? Şöyle yazalım. TL. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunların da hepsi TL'dir. Hatta şöyle yapalım, biraz büyütelim daha net görün. Şöyle. Evet. Bunları bir kutunun içine yazalım. Şimdi bunlar da hepsi TL olduğu için ne yazacağım? 10 sayısını yazacağım, 5 sayısını yazacağım. 1, 1 daha kaç yapar? 2 yapar sevgili çocuklar. Bakın hepsini alt alta toplayabiliyorum. Çünkü ikisi, üçü de hatta TL olarak ifade ediliyor. Şimdi birazdan göreceğiz. TL ve kuruş, yani şurada var mesela. TL'leri ayrı toplayacağız, kuruşları ayrı toplayacağız sevgili çocuklar. Üçlü toplamayı biliyorduk. 0, 5, bir önce birler basamağını topluyorduk. 0, 5 daha 5 yapar. 5'e 2 eklersem 7 yapar. Onlar basamağı bölümünü 1 direkt yazıyorum. Demek ki bu 17 TL olarak ifade edilir. Bakın burada da hepsi TL. Bu da TL. Bunlar da TL. 5 TL 1 var. Bir de iki tane birlik var. 1 1 şeklinde yazmamıza gerek yok. 1 1 daha 2 TL'dir. 5 TL ile 2 TL'yi toplarsak da 7 TL olarak bulabiliriz. Mesela bunlar da yine aynı alt alta toplanabilir. Çünkü hepsi kuruş bu sefer ne? 10 kuruş, 5 kuruş, bir de 1 kuruş var. Hepsini alt alta toplayabilirim. Çünkü yazarken de kuruş olarak yazacağım çocuklar. 0, 5 daha 5 yapar. 5'e 1 eklersem 6 yapar. Onlar basamağını direkt yazıyorum. Bakın üçünü topladım, 16 kuruş yaptı. Görmüş olduğunuz gibi burada bilmeniz gereken nokta TL'leri bir topluyoruz, kuruşları bir topluyoruz. Tabii ki kuruşlar yüzü geçerse 100 kuruşun bu arada şunu da belirtelim. 2 tane 50 kuruş 1 TL yapıyordu değil mi? 0 0 daha 0 5 5 daha 10. Yani 100. 100 kuruş aslında bakın şundan 2 tane olduğu zaman 2 tane 50 50 daha 100 kuruş. 2 tane 50 kuruş aslında 1 TL yapıyordu sevgili çocuklar. 100 kuruşun 1 TL olduğunu biliyoruz. Ya da 50 kuruşun içinde 2 tane 25 kuruş var. 50 kuruş
25, 25 şeklinde ayrılabilir. Ya da 50 kuruşun içinde 10 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş ve 10 kuruş. 5 tane 10 kuruş var diyebiliriz. Ya da 10 kuruşun içinde 2 tane 5 kuruş var diyebiliriz sevgili çocuklar. Burada şunu da bir görelim. Şunu biraz büyütelim. Şöyle. Şurada iki bölüm var. Bakın ikisi de kuruş olarak belirtildiği için. Bakın bunlar kuruştur. Bir 5 kuruşumuz var. Bir de 1 kuruşumuz var. Bunları alt alta toplayabiliriz. Yani 5 kuruş 1 kuruş daha 6 kuruş yapar sevgili çocuklar. Ya da 5 kuruş 5 kuruş daha 10 kuruş yapar sevgili çocuklar. Şimdi burada o etkinliğe yer vermemiş ama ben şimdi şurada size farklı bir etkinlik yaptıracağım. Mesela şimdi sevgili çocuklar şunları toplayın deseydi. Burada toplama işlemi vermemiş ama bunu biz kendi etkinliğimiz olarak yapalım. Şunları toplayın deseydi ne yapacaktık? Bakın bunlar kuruş ama sadece bu TL. O zaman TL bölümünü buraya, kuruş bölümünü buraya yazacağım. TL'lerden sadece 1 TL var. Kuruş bölümünde ise bakın 5, 5, 5, 5, 10, 15 kuruş bir var. 50 kuruş bir var. 25 kuruş bir var. Bunların üçünü de toplayacağım sevgili çocuklar. Bu 5, 5, 5 diye üçünü ayrı ayrı yazmadım. Üçünü hemen kafadan topladım. 15'i öyle yazdım çocuklar. 5, 0 daha 5 yapar. 5'e 5 eklersem 10 yapar. 10'un bakın 10'un birler basamağındaki sıfırı buraya, onlar basamağını şu yukarıya yazıyorum. Şimdi topluyorum. 1, 5 daha 6 yapar. 2 daha şunlar 6 yaptı. 6'ya 2 eklersem 8 yapar. Bir de elden vardı 9. Bakın 90 kuruş bölümüydü. Bir de 1 TL'm vardı. Nasıl yazacağım? 1 TL 90 kuruş. Bakın ikisini de bir arada yani şu görmüş olduğumuz bütün sayıları toplarken TL'leri ayrı topladım, kuruşları ayrı topladım. Yazarken de 1 TL 1 TL'm var. Bir de 90 kuruşum var şeklinde toplamamız gerekiyordu sevgili çocuklar. Tabii ki buradaki etkinlik biraz daha farklı. Değeri daha çok olanı işaretleyelim. Şimdi hepsi aynıysa mesela kuruş değil mi? Kuruş, kuruş, kuruş. O zaman sayısı büyük olan daha büyüktür. 5 mi? 50 mi? 25 mi? 50 kuruş daha büyüktür. Ama dediğim gibi hepsi aynı terim olursa, eğer farklı terim olursa birazdan onu da göreceğiz. Bakın kuruş, kuruş, kuruş. En değerli olan 10 mu? 25 mi? 1 mi? En büyüğü burada 25 kuruş. Ama şimdi burada görmüş olduğunuz gibi hangisi daha değerlidir derse ne yapacağız? 5, 10, 15 birimini de yazacağız artık. Çünkü farklı olan bir şey var burada. Bir sayısı var. 50, 25 daha kaç yapar? Hemen bunları hızlıca toplamamız lazım. 0, 5 daha 5 yapar. 5, 2 daha 7. Bu da 75'miş. Şimdi baktığınız zaman sayılara 15 mi, 1 mi, 75 mi? Hangisi daha büyük görünüyor? 75. Ama bu kuruştur sevgili çocuklar. TL daha büyüktür. O yüzden 1 TL'yi daha değerli olarak görüyoruz sevgili çocuklar. Evet, C etkinliğinde ise aşağıdaki soruları öğrencilerin toplam paralarına göre cevaplayalım. Öncelikle öğrencilerin toplam paralarını biliyor muyuz sevgili çocuklar? Bakın hepsi TL ise 10 ile 5'i toplarsam 15 TL olduğunu görüyorum. Bakın kağıt ve demir de olsa hepsi TL'dir. 5, 6, 7, 8. 8 TL var burada. 10, burada ikisi de TL olduğu için 10, 11, 12. 12 TL'si varmış. Evet, şimdi bu bilgileri biliyorsam, bakın ne yaptım? Önce isimlerin yanına ne kadar paraları varsa onları yazdım. En az parası olan kimdir sevgili çocuklar? Görmüş olduğunuz gibi burada Salih diyebiliriz. Salih'in 8 lirası varmış. En fazla parası olan kimdir sevgili çocuklar? 15 ile Seher diyebiliriz buna da. Seher'in parası Salih'in parasından kaç lira fazla?
Seher'in parası, Salih'in parası. Yani 15 lira, 8 lira. Arasındaki farkı soruyor. Ne yapacağız o zaman çocuklar? 15'ten 8'i çıkarmam lazım. 15'ten geriye sayıyorum. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Evet, 7 TL, TL ile yazıyorum, fazladır diyebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi ise şu alttaki D etkinliğimize bakalım. Diyor ki bu ürünleri almak için gerekli olan paralarla eşleştirelim. Paraları önce bir sayılara çevirelim. Hepsi TL olduğu için 10, 5 daha 15 yapar. İsterseniz şöyle de yazabilirsiniz çocuklar. 10, 5, 1, 2, 3, 4. Bunu da 4 olarak yazıp üçünü toplayabiliriz. 5, 4 daha 9. 9'a 0 eklersek yine 9. Bu da 1. Bakın 19. 19 TL. Bu şapka alabiliyor. Bakın hepsi TL. 5, bir de birleri sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 TL de buymuş. 5, 4 daha 9. Bakın çiçek alabiliyormuş bu da. Bu 10. Bunlar da TL olduğu için 1, 2, 3. 10 ile 3'ü toplarsam 13 TL. Bu da bunu alabiliyormuş sevgili çocuklar. Burada size söylemek istediğimiz şu. Sevgili çocuklar, öncelikle kağıt ya da resim ya da farklı bir birimi sayıya çevirmenizdir. Sayıya çevirirseniz etkinlikleri çok rahat yapabilirsiniz. Diyor ki 1, 2 ve 3. soruları şu tabloya göre cevaplayalım. Evet, tabloyu şöyle tutayım. 3'ü de şöyle yapalım. Hadi tamam. Üçüncüsünü altta bir daha yazarız, gösteririz. Metin bir kalem ve bir kutu kuru boya aldı. Bir kalem ne kadardı? 1 TL. Birimini yazalım. Bir kutu kuru boya ise 8 TL. O zaman Metin kaç Türk lirası ödemesi lazım? Kaç TL ödemesi lazım? Bu aldıklarını 1, 8 daha 9 TL olarak ödemesi gerekiyor sevgili çocuklar. Şimdi Fatma'ya bakalım. Fatma da bir kalemlik. Mesela kalemliğin ne kadar olduğunu biliyoruz. 15 TL ile bir cetvel almış. Cetvelimiz de 3 TL'ymiş. Kaç Türk lirası ödemelidir? Ne yapacağız? Bunu toplamamız gerekiyor. 5, 3 daha 8. 1'i direkt yazıyoruz. 18 TL'dir sevgili çocuklar. Evet, bolca etkinlik yaparak bu tür soruları rahatlıkla yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Biraz daha küçülteyim. Evet. Diyor ki Ayşe bir sözlük ve iki kalem aldı. Sözlük ne kadardı? 5 TL idi. İki tane de kalem. Kalem ne kadardı? 1 TL. İki tane 1 TL ne yapar? 1 TL. 1 TL daha 2 TL yapar. Kalem sözlük için 5 TL, kalemler için 2 TL ödediyse toplam kaç lira ödemesi lazım? 5, 2 daha 7 TL ödemesi gerekiyor. Madeni paralarımızdan değeri en düşük olan aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 1 TL en büyüktür. 50 kuruş, 1 kuruş en küçük olan, en düşük olan 1 kuruştur sevgili çocuklar. Şu an kullanılmıyor zaten o para. Evet, toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmayı bir sonraki videomuzda yapalım çocuklar. Bugün paralarımızı öğrenmiş olalım. O zaman 4. videomuzu burada sona erdirelim. 5. videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.